Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, bir iki gün yapamadım yayın. Perşembe, cuma çok yoğun programım vardı. Bir de eğitim yetiştiriyordum. Ümit Biçici, 5 aydır üyemiz olan ötesi oldu. Eğitim harika hocam çok teşekkür ederim demiş. Ben de elimden geldiği kadar beğeneceğiniz bir içerik hazırlamaya çalıştım. Umarım uygulamışsınızdır bugün egzersizleri Ümit Bey. Biz Inner Circle'da da bunu yapıyoruz. Akabinde hemen bir hafta sonra da olağan ötesi oldaki arkadaşlar uyguluyor. Ben de çift tekrar yapmış oluyorum. Yani anlatmadan önce bir kere orayı anlatıp daha iyi anlattığıma inanıyorum. Şeyde e, olağan ötesi oldu. Beğendiğinize sevindim. Valla arkadaşlar bu programa katılmayan mütevazı olamayacağım. Hayatının fırsatının tepi olabilir. Benim yaşamımı değiştirdi dedim. 3 haftadır uyguluyorum. Tekrar büyük patlamalar meydana geliyor bazı konularda. 3 ayda neler olacağını, arkadaşlarımızın da neler başarabileceğini merakla bekliyorum. Çok güzel bir yolculuğa çıktık. Toplam sayımızı kontrol edeyim. Cemre, Yıldırım, Batuhan, Tekinbaş bugün katılmışlar aramıza. Hoş geldiler. Toplamda arkadaşlar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 olalım ya. İki kişi daha yok mu gelecek arkadaşlar aramıza? 30 yakışmaz mı bu gruba? 28 tane arkadaşım kayıt oldu ve eğitimlerine başladılar. Bugün geç kalmış sayılmazsınız ilk hafta için. Bugün hemen yarım saat 40 dakika arası video var. Ders 7 tane. Sonra hemen egzersizlerinizi yapıp ee, bu bu Sinerjik etki çok güzel bir şey arkadaşlar. Buradaki herkesle beraber bunu yapmanız. Çok güzel bir şey yaratabilir. Beklerim. Evet. Ee, olan ötesi ol böyle. Demin böyle bir heyecan kasırkası şeklinde alımlar izledik. Eksi 2.70'den endeks 0.40 artıya geçti. Şaşırdık mı? Mekte Aresay'a gönül verenler zaten bu tepkiyi bekliyor olmalıydı. Neden? Aresay 30'un altına her sarkışı Olay olmakla beraber pozitif bir RSI uyumsuzluğu yaptık. Artık sizlerin bu tip hareketlere anlam verebilmesini bekliyorum arkadaşlar. Ha ne oldu acaba kesin saatlik grafikte bir şeyler oldu deyip açıp bakmanız ve görmenizi bekliyorum. Açılı bir pozitif uyumsuzluk ve e, EMA9 üstüne atma. Heyecanlandık mı? Hayır. Neden? Heyecanlanmamız için 240 dakikalık grafikte geçilmesi gereken pembe çizgi ve EMA9'un direnç olduğunu biliyoruz. Ve bilin bakalım fiyatlar nereden döndü? Şimdilik. 4849. Bu rakamlarla hava atanlar var ya. Buraya bakıyor. Kendi ortalamalarına bakıyor. Burada, burası, burayı hedefliyorum. Aşağıda bir ortalamasını anladın mı? Bu kadar basit. Siz de yapabilirsiniz. İşin püf noktalarını söylüyorum. EMA 9 ya. EMA 9. Çat. 4849 görüyor musunuz? Nasıl nokta atışı çalıştı. Ondan sonra da yuvarlak için alırsın. Borsa etiketlerini de dizersin. Nasıl bildiğim? öğret. İnsanlar da bilsin nasıl bildiğini. Ama hava atmak bizim derdimiz. Evet arkadaşlar. Ben paylaşımcılığa önem veriyorum. Şu anda 5 dakikalık grafikler bir flama formasyonu yapma e, içinde. Tabi e, henüz kısa periyotlarda boğaya geçmediğimiz için flamanın sapıyla boğaları dövebilirler şu anda. E, ben Dediğim gibi 240 dakikalık grafikte pembe çizginin üzerinde istikrarlı kapanışlar görmeden çok coşmak taraftarı değilim. Çünkü bakın bir kapanış yapmış olmamıza rağmen hop gerisin geriye aşağıya tuzak yaptırdılar ve kaç gündür düşüyoruz. O nedenle e, bunların bir tepki hareketi olduğunu söyleyebilirim. Fakat güzel bir şey söyleyeyim size. 240 dakikalık grafiklerdeki indikatörler güzel pozisyon almaya başladı arkadaşlar. Yani MACD'nin o eski iştahını göremiyoruz. RSI'da 30 seviyesine tekrar inemedi. Burada da bir açılı uyumsuzluk meydana geldi. Pembe yıkı kırdıracak gücü bu bize sağlayabilir. Bunu müjdeleyebilirim. Çünkü bir de RSI düşen kırılımı da mevcut. Nokta atışı olmasa da bir onaya gelme hareketi de mevcut. Yani olumsuz baktığım gibi bir anlam çıkmasın. Ben realist bakıyorum. Bugüne kadar realist bakmak ne kadar işimize yaradı görüyorsunuz. Günlerdir aşağı geliyor piyasa. 5100-5300 bandının yukarı geçilemediği sürece de baskının devam edeceğini 12 işlem günü ödülür söylüyorum yani. O nedenle ee, bakıyoruz piyasayı inceliyoruz hep beraber. Sizlerin de fikirleri çok önemli okuyacağım şimdi. 39 kişi izliyor 25 beğeni. Arkadaşlar bomba gibi başlayalım ya haftaya. Endeks de artıya geçti. Şu beğenileri bir 30'un üstüne sonra 41 direnci olan. EMA 9 direncimizin üzerine hızla atmayı bekliyorum. Siz beğeni yaptıkça akın akın insanlar geliyor arkadaşlar. 30'a çıksın beğeni 50 olacak orası. Bak görün. Sonrasında da daha bakacağız piyasalara. Ee, bizi endişelendiren asıl olay neydi? Ona da bakacağız. Orada bir değişiklik var mı? Ona da bakacağız. 60 dakikalıkta da bakın. Ta ne zaman çizdiğimiz düşen hala kırılamıyor. Bugün gelmiş nokta atışı. 4850'den dönmüş. İnanabiliyor musunuz? Yani bakın. Piyasa yemyeşil olunca coşan. Kıpkırmızı olunca karalar bağlayan insanlardan bir farkınız olsun istiyorum. Neyin neden olduğunu teknik olarak izah edin görün istiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Twitter'ı açıyorsun. Ya adam hop oturup hop kalkıyor. Kırmızı oluyor. Yandık bittik. Anasını avradını şeyin borsanın. Yeşil oluyor. Coşuyor. <laughs> ya şimdi hadi on binlerce diyeyim ben hani. On binlerce kişi takip ediyor. Hepsi beraber küfrediyor. Hepsi beraber coşuyor. Ne yaptıkları belli değil. Çıkın arkadaşlar bu gürültüden ya. Yemin ediyorum. Gelin burada bir saat benimle teknik analiz öğrenin. Nasıl yorumlayacağınızı öğrenin. Ee, ben davet ederim. Ben davet ediyorum. Gelip gelmemek. Bu şekilde piyasalara bakmamak size bağlı. Size kalmış. Ben iyiliğinize konuşuyorum. Müslümcüğüm hoş geldin. Hay demiş. Ee, Mehmet Akif Küpeli selamlar demiş. Selamlar. Borsa Takip, Hasan Yılmaz, Yusuf Tellal, Okan Tümen, Ümit Biçici, Gül Öztürk Alpay, Emre, Serkan Koca Aslan, Etem Onox TR, sürekli yayınlarımızda olan arkadaşlarım bunlar. Cem, ee, Hasan Yılmaz'ı söylemiştik. Rami Uysal, Bonapart, Berkay Durak. Evet Berkay da olan ötesi ola geldi. Sevindirdi beni. Mentorluk grubundaydı. Sen çok fayda göreceksin bu grupta. Öyle düşünüyorum. Harun Kılıç gözüme gözükmesin zaten. Ne koşuk görüşmelerine katılır. Ne inner circle'a. Berduş gibi e, mazeret bildirmek bize yakışmaz deyip ben katılamıyorum demek nasıl oldu Harun Bey? E, size, size soracağım bunu. Cevabını sizden bekliyorum. Dedim ki Milano Fatih olarak mı geleceksiniz inner circle'a yoksa bahanelerle mi? Osman Tosun, selamlar iyi yayınlar demiş. E, Etem izlemiş hocam şaşırmadık elbette. Güzel bir trende değerek kalktı ama Viyop tarafında özellikle kademelerin boş olması 2 dakikada %5 alıp sonra tekrar aşağı basmaları çok kötü işleyiş var. Rezalet işleyiş var. Kriptoları birazdan bakacağız. Muhteşem işleyen bir piyasa. İyi ki geçmişim. Hala 20x kaldıraçta e, pozisyonlarımı tutuyorum. İlk geri şekilmede de dün gene pozisyon eklemeyi tercih ettik. Kuyruğumuzu korkak e, şeyler gibi bacaklarımızın arasına tilkiler gibi ee, sıkıştırmak yerine kuyruğu dik tuttuk. 1800 doların üzerine attı En son. O kadar hızlı hareket ediyor ki arkadaşlar. 1811 dolar. Her 1 dolar 20 dolar arkadaşlar benim için. Sevineceğim tabii ki. Evet. Ee, Twitter'da herkes tahtacı. Sorma. Atsak baksak port portföylerine ee, 5000 not Tökezler gayrimenkul. 6000 not e, yakalanmış zirveden bir tanesine ama 40 bin kişi takip ediyor. Neyse Allah akıl fikir versin. Bu kadar çok zengin varsa arkadaşlar, bu kadar çok e, borsacı varsa biz tası tara toplayalım gidelim ya buralardan. E, en az takipçisi olanlardan biri de benim ha. 12 bin. Abi ipini koparanın 40-50 bin takipçisi var. Ben nasıl yapıyorlar bunu anlamıyorum. Helal olsun valla. Çok zor iş. Ben bir de takipçi kaybediyorum ha. Doğruları konuştukça insanlar akın akın kaçıyor. Yalanlar daha tatlı geliyor çünkü. Popo olacaksın. Doğru yapıyorsunuz. Siz en güzelini hak ediyorsunuz. Piyasalar gerizekalı. Siz doğruyu yapıyorsunuz böyle e, hareket ederek diyeceksin. O zaman seni e, sevdiğini düşünüyor. Dost acı söyler lafını e, algılayamamış ve onları takip ediyor. Yapacak bir şey yok. Sen doğruları söyleyip onu yanlışından döndürmeye çalıştığın zaman sana irite duyuyor. Ama bak Bizim yayınlarımızı az öz insan takip ediyor arkadaşlar. Her birinizi çok seviyorum. Hepiniz gelişme yolundasınız. Tanıştıkça bu, bu hafta 5 kişiyle koştuk Üzerine anlaşma yaptık. Hepsi 25 yaş altı. Gençlere çok e, ilgi gösteriyorum. E, toplumumuzdaki nitelikli, yüksek hedefleri olan genç sayısını arttırmak için ne yapıyoruz? Kendimize soralım. Ben deniz yıldızlarını denize atarım. Belki sonucu değiştiremeyeceğim. Ama o 5 arkadaşımın Hayatında ne gibi güzel farklılıklar yaratabilirim? Ben buna odaklanacağım. Yusuf Tellal, düştükçe topluyorum, yükseldikçe kar ediyorum. Her türlü avantajınız. Piyasaya yükme diyorum. Bak Güzel bir bakış Yukarı gittikçe satacak not, notun, aşağı indikçe alacak sermayen varsa, krallısın zaten sen. Enes Gürdere merhaba hocam demiş, merhabalar. Sizin isminizi ilk defa görüyorum. Ee, hoş geldiniz aramıza. Selma Çetin, ben de buradayım demiş, sizin de isminizi ilk defa görüyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Yayınlarımıza ilgim... Ee ilgi gösterdiğiniz için. Harun Bey'in cevabını keyifle okuyacağım daha sonra. Müslüm dün gece alarmlar çaldı. ARB'de. Scalp işlemiydi. Aferin Müslümcüğüm. Ben çalıştığım insan hayatına bolluk bereket getiririm. Sen disiplinle işlemlerine devam et. Bir daire daha alacaksın bu işte. Enes Gürdere. Hocam Viyop'ta likit olduğunda teminatlarımızın tamamı gidiyor. Yoksa ekstra borç gibi bir şey oluyor mu? Oluyor. Enes'ciğim ne yaptın? Telefonlar çaldığı zaman tehlike çanları çalmış demektir. Sana diyorlar ki teminat yatır. Yoksa eksiye düşersen şu kadar bakiye de borçlanırsın bize diyorlar. Ama bildiğim kadarıyla kripto piyasalarında bu yok. Likit oldun mu bir mesaj geliyor sıfır. Ne alacaklar ne verecek diyorlar. Orada da kendimizi koruma altına almak için arkadaşlar şey yaptık. Ee, çapraz işlem açtık. İzole işlemlerden kaçınıyoruz. Ve de paramızın yani işlemdeki paranın bir misli kadar da nakit tuttuğumuz için likit olma maliyetimiz çok aşağıda. Benim 1000 dolardı. Şimdi son alımlarımla beraber 1300 dolar seviyesine çıkmış. Bir miktar daha para gönderip onu tekrar 1000 dolar seviyesine çekeceğim ki Allah muhafaza balinalar bir fitil mitil. Ne diyorlar ona? Fitili bir tarafımıza <laughs> yemeyelim. Eee iğne atıyorlar. Ee, canımız acımasın diye aşağıda tutuyoruz. 1000 dolara herhalde iğne atmaya kalkmazlar diye tahmin ediyoruz yani. Eee Borsa takip tökezler gayrimenkule gülmüş. Satın alan da vardır belki Levent Bey. Ee, Gül Hanım demiş ki sizin takipçiniz sadık ve kaliteli. Ondan hocam. Aynen öyle. Biz bize yeteriz demiş. Ee, çok teşekkürler. Ee, ya Skarfi sen de taktın ha Suriye Muriye ya. Tamam anladık. Nedir bu hassasiyetin ya? Spor salonunda. Sen dindim mi o? Spor salonunda da şey yapıyordum. Eee Burada ne no olur arkadaşlar? Ayrıl, ayrılıkçı şeyler yazmayın yani. Bak hoşlanmıyorum. Tamam yazdım. Ben sildim. Ee, Tuğru Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Selma Çetin düşüyor borsa demiş. Selma Hanım, paralel evrende başka bir borsaya mı bakıyorsunuz? Bizim borsa ha günlük bazda düşüyor haklısınız. Şu an yeşil oldu. Gerçi bir kırmızı bir yeşil. Ee, hanımefendi yazarken kim bilir? x 0.40'tı belki. Ben okuyana kadar artıya geçti tekrar Sanki şey endeks kontratı değil de şey endeksi değil de adını siz söyleyin. Avut ya da Rodrigo tahtasını izliyoruz sanki. Valla bazen diyorum ki yanlış mı açtım ya? Yani şu endeks değil de acaba başka bir senet falan mı açtım yanlışlıkla? Bu hale getirenler utansın. Vallahi billahi. Borsa portföyünde %5 alım yaptım demiş Müslüm. Sen yaş tataya basmazsın, uyanıksın. İnşallah bizi de kurtarırsın buralardan. Arkadaşlar şu görünümü takip edelim. İki tane zaten şey var. Çok yakın bir bant aralığında ya 4679 aşağı tekrar geçilip hiç hoşlanmadığımız bir görüntü olan yeni zirveler yapamayıp yeni dipler yapan görüntünün devamını yani düşen kanal trendinin e, devamını göreceğiz. Ya da MO9 ve pembe direncin üzerine atıp ee, artık yavaş yavaş güçlenme emareleri 240 dakikalık gibi kuvvetli bir periyotta oluşuyor diyeceğiz. Bir de günlük e şeye bakmak istiyorum. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bunlara hakim olduğunuzda tahmin etmenize gerek yok. Bilmenize gerek yok. Çoğu insan bilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilgiyle bir şey yapamazsın. Bilgiyle şöyle bir şey yaparsın. Yorumlarsın. Yani bilgini yorum yoruma katarsın. Şimdi ben neyi biliyorum? Günlük grafiklerde MACD'nin çok önemli olduğunu biliyorum. Neden? MACD yukarı kestiğinde günlerce yukarı giden bir piyasa gör, gör, görürken MACD'yi aşağı kestiğinde de günlerce düşen bir piyasaya girdiğimiz fiyat grafiklerinde ispatlı. RSI henüz 40'ta. Maazallah bunun 30'lara falan inmesi. Bak 240'da inmez deniyordu. indi. Haftalık grafiğimiz çok bozuk. Üstüne basa basa söylüyorum. Beni tedirgin eden olay bu. Hemen bulalım onu da. Çarşamba pazarına döndü ekran. 50 tane 60 dakikalık analiz yapmışız. Aha! Ne oldu o bu yalan, yalan söylüyor diyenler? Yaptığımız analize bakın arkadaşlar. Ta ne zaman yaptık? Ta ne zaman? Onaya geldiğine kadar söyledik ya. Geldi mi hedefine? Ramak kaldı mı? 4641. Şuradaki dirençten dönmüş ya nokta atış. İnanabiliyor musunuz? Teknik analiz böyle bir şey ya. Ve şu anda nereye kadar tepki verdiğine bakın Allah aşkına. Daha önceden çizdiğimiz düşen trendin ve EMA 9'un kesişme noktasından geriye sikti fiyatlar. Ya gel de aşık olmaya. Adrian Alima gibi grafik. Yani e, tabi son hali değil arkadaşlar. Versiyon 3.0 Adrian Alima'dan bahsetmiyorum. Bundan yıllar evvel en formda olduğu podyumları da fırtına gibi eski dönemlerden bahsediyorum. Şu anda borsalarımız maalesef Adrian Alman'ın son basına yansıyan fotoğrafları gibi oldu. Tekrar bir forma girse de borsalarımız da ona iştirak etse de gözümüz gönlümüz açılsa kırmızı piyasalardan bıktık artık. İnşallah güzel günler bizi bekler artık bu obonun da hedefine ulaşmasından sonra. Yani bir toparlanma 240 grafikte indikatörlerde görüyorum. Bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Yeter ki şu EMA 9'un üzerine atalım. Yarın çok kritik olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yarın yeşil bir fiyasa görüp EMA 9 üzerinde kal kalışı görürsek bak kaç gündür yayın açmıyorum. Bugün neden açtım alelacele? Bunlar yüzünden. Olumlu bir şeyler görmeden e, eski yorumlarım geçerliliğini koruyor zaten. Ne demiştik? Baskı devam edecek etti. Bugün ama e, heyecanlandırıcı bir hareket oldu. Aşağıdan güzel bir tepki aldık. Onu da bir şöyle bir bakalım. Yani ben istemez miyim arkadaşlar şu dirençler kırılsın para kazanalım yani benim orta ve uzun vadeli yatırımlarım var borsada. Ee, 60 dakika bakmıştık zaten. Şimdi ilk etapta arkadaşlar kısa periyotlarda kısa vadeli. Enes'cim ödeniyor senden para istiyorlar diye biliyorum. Arkadaşlar Viop'ta tecrübeli birisi yazar mı ee, Enes'e cevabı? Sen diyelim e, Viop'ta marjin yedin, ekstra para istiyorlar senden ve diyelim ki şey yapmadın. Kapatmadın pozisyonunu. Borçlanıyorsun diye biliyorum. Yani oradaki parandan daha fazlasını senden istiyorlar. Eksiye geçiyorsun. Taban yiyenlerin başına geldi bu. Adam 100 bak margin kol ama margin kola uymazsa diyorum yani. Margin kola uymazsa alıyorlar paranı da daha da alıyorlar yani sonradan. Borçlanıyorsun. Teminat tamamlama. Anlamadınız arkadaşlar dediğimizi. Diyelim tamamlamadı teminatını. Çocuk 10 bin lira yatırmış. Karda da 20 bin lira yaptı. Sonra taban taban indi diyelim. Bir olumsuz haber düştü. Zarara girmeye başladı. Ha, Borsa takip güzel bir şey söyledi. Aracı kurumlar hesap açarken açık pozisyonları kapatma hakkına sahip ama bazen de yapmıyorlar. Bir taban kilitleme olursa aynen tam dediğim gibi bak çocuk eksi yazıyor şu an diyor. Borçlandı. İnşallah fazla değildir Enes için şey, borcun. Buğra Ulus demiş ki aynı öyle Viyop herhangi bir enstrümanda pozisyon açmak için belirli bir teminat gerekir. Pozisyon zarara girdiğinde ziraatte teminatın %2.2'si eksik olduğunda tamamlama çağrısı gelir. Tamamlamazsan demiş devamını bekliyoruz. ...icraya kadar gider iş bu diyor bak. Dostlar hakikaten bir like atalım ya. 41 direncine geldik gene 51 kişi izliyor, 39 beğeni ya. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim bak. Yaptığımız analizlerin nasıl nokta atış çalıştığını görüyorsunuz. En kritik anlarda yayın açmaya gayret ediyorum. Dirençlerde uyarıyorum, desteklerde uyarıyorum. E daha ne yapayım? Beğeni için şimdi burada e, spirtiz mi yapalım? Zaten çok sıcak ceketi çıkartacağım birazdan arkadaşlar. Felaket bir e, sıcak var İstanbul'da. Allah'a şükür. Ben sıcağı çok seviyorum. Yani yaz güneş olduğu zaman inanılmaz bir e, motivasyon ve moral geliyor bana. Ee, Harun Bey demiş ki hocam o şöyle oluyor. Eğer pozisyonunuzdaki teminatınız %5 düşü karşılıyor ve gün içinde oraya geliyorsa pozisyon kapatılıp sıfırlanıyor ve o pozisyon açıkken birden taban kilit olursa borçlanıyorsunuz. Aynen öyle. Tam benim bildiğimi özetledi Harun, Harun Bey. Berkay diyor hocam fazla like olsun diye yeni hesaplar açıp beğeneceğim. Ya Ber Berkaycı Allah tuttun altın etsin diyeceğim ama ne gerek var böyle bir çabaya girişmene ya. Boş ver canım. Sen işine bak. Onu harcayacağın enerji zamanı kendi gelişimini lütfen harca. Biz bir şekilde arkadaşlarımız bak hemen 44 beğeniye getirdiler. 51 dostumuzdan ricam hala beğenmeyen varsa beğenmesi kanalımıza abone olmayan varsa olması artık kanalımız arkadaşlar size güzel bir haberim var. Ee, şey yapmasak da yayın açmadığımız günlerde bile abone kazanmaya devam ediyor ve Abone sayımız 5120 oldu. Şimdi ilk etapta 6000'e hızlı gideceğiz. Harun Bey seyahatlerdesiniz falan olağan ötesi oldu isminizi göremiyorum. En kafadan buraya katılacak arkadaşlarımızdan biri olduğunuzu düşünürken 28 e, dostumun arasında isminizi görememek beni üzdü. Sizden bir hediye beklemedim Milano'dan gelirken. Bari bir üyelik yapsaydınız ya oradan. Neyse yaparsınız diye tahmin ediyorum. Beni sevindirir sizin isminizi bütün platformlarda, baş sayfalarda görmek. Evet arkadaşlar. Enes ne demiş? Peki o borcu hesabı para atıp da mı kapatacağım? Aynen öyle. Ararsın aracı kurumunu. Onlar seni yönlendirir. Cem demiş. Harun Bey kaliteli insan. Aynen katılıyorum. Ee, şey yapıyoruz. Ee, Harun Bey ile ilgili çok iyi geri dönüşler alıyorum. Inner Circle'da da arkadaşlarımız çok ee, onun paylaşımlarından memnun. Ben de öyle. Zaten hepimiz birbirimize bir şeyler katıyoruz. Ee, Inner Circle'da bir değişikliklere gidiyorum. Ayrılacak arkadaşlarımız var. Bu hafta karar verdim. Yerlerine genç arkadaşlardan e, aldım Aldım zaten. Onları biliyorlar kendilerini. Ee, Inner Circle yaşayan bir platform. Herkes oraya katılabilir. Ama silsileler var. Mentorluk grubu olağan ötesi ol. Benimle koştuk çalışması yapmak bunlardan birkaçı ve orada hem fayda göreceğini hem de oraya bir şey katacağını hissetmem gerekiyor o kişinin. Ki oraya davet edeyim. Durumlar böyle. Çok soru geldiği için bunları arkadaşlar yayınlarda izah ediyorum. 52 kişi izliyor. 51 beğeni. Eh güzel performansımız. Endeksimiz arkadaşlar şu an maalesef gördüğünüz gibi 5 ee, dakikalıklardaki şey flama oluşumu şu an aşağı kırmış durumda ama bayrağa dönebilir. Emo 9'umuzdayız. RSI aşırılıklar bölgesinden aşağı geldi. Mekdi'de kesmeye geliyor. Şimdi ben size güzel kritik bir bilgi söylüyorum. Buradaki 52 kişi kulağını açsın iyi dinlesin. Kısa periyotlarda, küçük periyotlarda oluşan formasyonların, bunu ben defalarca anlattım ama gene anlatıyorum. Çok yeni arkadaşlarımız bunu katılıyor. Ee, izliyor yayınları. Oluşan formasyonların, oluşan indikatör pozisyonlamalarının olumlu netice vermesi için ağırlıklı olarak yukarıya patladıklarını görmemiz için üst periyotlar olan günlük ve haftalık grafiklerin iyi durumda olması gerekiyor. Üst periyotlar testere ya da ayı piyasasındaysa alt peri, periyotlarda genellikle tepki hareketleri görüyoruz ama o toboların hedefine gidemediğini, üçgen formatisyonlarının hedefine gidemediğini RSI'nin aşırılıklar bölgesinde 70 üzerinde fazla oyalanamadığı ve hızla tekrar aşağıya döndüğünü gözlemliyoruz. Ama şu anda kriptolarda olduğu gibi haftalık grafikler boğadaysa, indikatörler yukarıya doğru hareketlerine yeni ivmelenmeye başladıysa, bunların iştahının haftalar geçtikçe daha da artacağıyla ilgili bir gözlem yapıyorsak, onda da kısa periyotlara olan inancımız boğa yönlü gelişiyor, pekişiyor, artıyor, sağlamlaşıyor. Herçinleniyor. Daha da başka kelime de bulsam söyleyeceğim. O kadar önemli. Orada da şunu görüyoruz. Bir tobo yakaladığımız zaman 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta bir Mekti Aresay dönüşü yakaladığımız zaman bir üçgen sıkışmasının yukarı patladığını gördüğümüz zaman bir bayrak oluşumu gördüğümüz zaman bunun %90 ihtimalle sağlıklı çalışıp ayıları katledeceğine yönelik ee, öngörüde bulunabiliyoruz. Şu anda bunu biz e, grafiklerinde yapabilmemiz için tekrar artık kısa periyotlara güvenebilmemiz için ilk etapta 240 dakikalıktaki şu dirençlerin geçilmesi. Akabinde de günlük emaduk e, meklinin yukarı kesini görmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Bir türlü bulamadığım haftalık grafiğimizde halen olumsuz havalar, rüzgarlar esmeye devam ediyor. Nedir o? Hemen şunları silelim. Bakın dostlarım. Özellikle vurguladığımız sürekli seken fiyatların seke seke yukarıya doğru gittiği e, birazdan kriptolara geçeceğiz. Ufuk kırım bitcoin demiş. Ha bitcoin anladım. Eee EMA 9 üzerindeki sekişleri nihayete erdi. Bir tane tuzak yedik. Şurada. Tamam mı? Tuzak çok kötü bir şey. Zirvelerde gelen tuzaklar. Zaten RSI 90'ı vurduktan sonra e, yavaşlayarak e, ivme kaybederek 70'in altına geldi ve MKT aşağı kesti. MACD'nin aşağı kestiği hafta deprem haftasıydı. Depremde şunu söylemiştim. Paniklemenin manası yok. Yukarıya doğru bu tip bir düşüşte mutlaka bir zirveye doğru bir hareket daha göreceğimizle ile ilgili beklentimi paylaşmıştım. Allah' açıp etmedi. Tekrar zirveye doğru bir hareket daha geldi mi arkadaşlar? Geldi. Bunun da nabzını çok iyi tuttuk. Günlük grafikte bir kere tuzak yediğimizde tekrar yukarı bir hareket geleceğine kadar söyledim. O da geldi. Ama o da tuzak yapınca dedim ki arkadaşlar ben artık negatif tarafa geçiyorum endekste. Bütün yayınlarım tarih tarih kayıtlı. Açıp bakabilirsiniz. Sonra 240 dakikalıkta da o boyu da fark ettik. Düşenini çizdik. O bu iptal olmadıkça hedefine gitmesini beklemeliyiz. O bunun çalışmayacağına oynamak kumardır. O boyu dikkate almak realistiktir dedik. Tweetlerine kadar attık. Ve o boy hedefine neredeyse geldi. Şimdi bu haftalık grafik indikatörler toparlanmadığı sürece haftalarca başımıza bela olmaya aday. Neden? EMA9'un altında 3 haftadır kapanış alıyoruz. Bundan sonra yukarı doğru olacak her hareket haftalık EMA9'da takılabilir arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Zaten takip edeceğiz. Bundan sonra tüm periyotlara hakimiz. Yayınlarda bütün periyotları her gün inceleyeceğiz ki dip dönüşünü ve daha sonra gelecek yeni bir zirve atanı en başından tespit edelim. Ben edeceğim. Aha buraya yazıyorum. Dibinden yakalayacağız yani. 1000 2000 puanla. Şey 1000 2000 diyorum ya. 100 200 puanla. Eski sisteme benim aklım gidiyor hep. Sanki endeks 475.000 puanda gibi. Evet Harun Kılıç olağan ötesi ola hoş geldiniz. 29. üyemiz olarak yok mu bir baba yiğit de arkadaşlar 57 dostumuz arasında 30'u bir kutlayalım şu yayında. Teşekkür ediyorum. Zaten siz gelecektiniz ama ben de bir ufak ittirmeyle sizi erken prematüre olarak olağan ötesi ola dahil ettik. Görüşmemizi de iple çekiyorum. Milano Fatih'i bakalım kaç bin dolar bütçeyle e, harcama bütçesiyle ülkemize geri döndü. İtalya ekonomisine katkılarından dolayı e, İtalya Merkez Bankası Başkanı ve e, Başbakan e, kendisini havalimanında uğurlamışlar. Vergi task indirimini de e, havalimanında reddetmiş. Beni uğraştırmayın form doldurmakla vergi iadesi istemiyorum İtalyan hükümetine e, bırakıyorum demiş. Kendisini tebrik etmişler. Aldığı 60 kutu Pro'nun da özel olarak uçakta e, nemlenmemesi için özel bir bölme kendisine tahsis ettirilmiş. Business class'ta uçarak ülkemize teşrif etmiş. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Bakalım ne gibi gözlemlerle döndü. Perşembe gününü heyecanla bekliyorum kendisine görüşmek için. Evet. Arkadaşlar durumlar böyle. Berlusconi benim dilimin ucuna kadar geldi ama çok eski bir başbakan. Yenisini de tanımıyorum. Gündemden o kadar uzağım arkadaşlar. Başlayayım gündeme. Ya temel analiz şu düşüşleri yakalayabiliyor mu? Ama baktığın zaman her zaman teknik analiz bize bir şeyleri haberdar ettiği İleri bir tarihten bakıldığında söyleniyor. Temel analize göre bu düşüş olmamalıydı. Enflasyonist ortam. Firmaların karları. Defter değeri bilmem neler havalarda uçuşuyordu. Temel analizci arkadaşlarımız bilançoları coşkuyla karşıladılar. Ne oldu? Hepsi aşağıya geliyor. Türk Hava Yolları'ndan tut. Ereğlisine bilmem nesine kadar. Demek ki. İstediğin kadar konjüktürü takip et. İstediğin kadar haber akışını takip et. İstediğin kadar dünya ekonomisine hakim ol. İstediğin kadar temel analiz gurusu ol. Teknik analize bakmak zorundasın. 17 sene de ben bunu gördüm arkadaşlar. Hepiniz bu, bu yollardan geçeceksiniz ve en sonunda geleceğiniz nokta ulan ben manyak mıyım bu kadar zaman harcıyorum bu işlere ya. İki tane çizgi, iki tane indikatör bana bütün piyasalarda yönü gösteriyorken ben niye bu kadar haber akışıyla bombardımanla hayatımı zindan edeyim? Olumsuz haber akışlarını takip etmek zorunda kalayım. Yok anasını satayım. Bernanke ne açıklama yapacak. Ağzının içine bakayım akşam. Ulan bitcoin grafikleri ağzını canavar gibi yukarı açmış. İsterse anasının için. Şimdi küfür edeceğim ya. İsterse dedesinin hikayesini anlatsın. Babaannesiyle nasıl tanıştığını. İsterse şu anki dünya ekonomisinin gidişatıyla ilgili önemli bilgiler paylaşsın. Bir kere bile dinlemedim. Baş, işlem başarım üst düzey. Üst düzey. Bak o kadar söylüyorum. 20x kaldıraçta pozisyon taşıyorum ya. 1730 dolardan beri. 1350 dolar spot maliyetim. Bir bok bilmiyorum dünya ekonomisiyle ilgili şu anda. İşletme mezunuyum. MBA yaptım ya. Yani takip etmiyorum. Boş geliyor bana. Bu arkadaşlar bu. 3 tane ekranı boşun almadım. Tamam mı? Burada otur. Grafiklerini aç. Hiçbir şeyi bilmek zorunda değilsin. Ben 26-29 lira bandında ereyli 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 diye kıçımı yırtarken cevher haberi, haberim var mıydı? Jeoloji mühendisi miyim ben? Gittim orada incelemeler mi yaptım cevher çıkacağı ile ilgili toprağın altından? Teknik analize güvendim. Toprağın altından cevher çıktı. Bir anda roketledi. 34 lira fırladı. Yani size bırakıyorum arkadaşlar yorumlamayı. Ha seviyor olabilirsin. Güzel vakit geçiriyor olabilirsin. Mesela Harun Bey keyif alıyor abi. Adam böyle rapor okuyor. Ne ala. Hobi olmuş onun için. Zevk veriyor. Bir şirketin finansallarına hakim olmak, onlardan anlamak zevk veriyor adama. E o zaman devam abi. Kimisinin hobisi de o. E, kendini geliştiriyor. Bir, bir yerde bu e, konularla ilgili konuştuğu zaman e, insanlara insanların feyiz alacağı konuşmalar yapabilir. Entelektüel kapasitesini arttırır. Benim buna bir itirazım yok. Ama paranızı teknik analize bakmadan yatırıma yönlendirirseniz her zaman risk altındasınız. Bak bunu unutmayın. Teknik analiz, teknik analiz, teknik analiz. Herkes bir gün bu gerçekle tanışacak. Yani e, göreceksiniz bunu ya. Ya borsa takip çıktı zaten. Ne bir kelimesi. İsim tamlaması olarak geçirdik. 3-4 yayın evvel. Ee, olsun o kadar ya. Sa kaç saat yayın yapmışımdır. Taş çatlasın 2 ya da 3 kere küfür çıkmıştır ağzımdan. Yani belki günlerce yayın yaptım ya. İki, e hesaplamak lazım. Keşke öyle bir istatistiği olsa YouTube'un. 2,5 seneye yaklaştı. Ee, akıl almaz bir belki bak yani oyun yayıncıları hariç borsa yayınlarında ilk 5'teyimdir yani zaman olarak. Son iki sene istatistiklerini tutsalar canlı yayın sekmesine girin gözlerinize inanamazsınız canlı yayın sayısına ve süresine. Bir arkadaşım gönüllüyse arkadaşlar ben senin yerine hocam bunu hesaplarım diyorsa dakikası dakikasına kaç saat kaç dakika toplam yayın yapmışım kaç günüm canlı yayında sizlerle geçmiş ee, kendisine çok teşekkür edeceğim huzurunuzda ama ben buna soyunamam yani bir kere yapmıştım Abi çok bir saat sürmüştü ya. Her birini yaz, topla, böl falan. Scarface demiş ki Melon, Meloni hocam adı güzel bir yavru diyor. Allah Allah. İtalya Başbakanı bakalım Ona bakarım. Vallahi çıkacak bir gün bir kelime. Hocam IOT X USDT gayet beğendim grafik. Haftalık bir bakalım hem de bir alt koyuna bakmış oluruz. Sizi mi kıracağım? Buradan bakabiliyor muyuz? Iot. Ha. Iotix. USDT. Ama 50 tane var. Hangisini seçeceğiz? Bin, bin. Benim ekranımdan bakın. Harun Bey hangisi? Binance Future'ı var. Binance 2 tane var. Hasan Bey iyi yapıyorsunuz. Eski yayınları izleyin. Gerçekten devamlı teknik analiz anlatıyorum. Tecrübe anlatıyorum. Boş verin o zaman endeksin ne yaptığını. Ama benim yorumumdan sonra açıp bakın endeks ne yapmış. İnanılmaz bir tutarlılık göreceksiniz yani. Ya Ufuk Bey o kadar şimdi Petkim'in 10 dakikalığına kadar da inmeyelim. Yani 50 tane senet var hangi birine yetişelim ama Petkim'e bakacağız. Ee, Aselsan çıktı anketimizden unutmadım arkadaşlar. Bugün yetiştiremedim. Yarın Aselsan yapalım. Ufuk Bey'i de kırmayalım. Anket açmayacağım. Petkim çok soruluyordu. Petkim'in de bütün periyotlarda analizini bir sonraki gün yapalım. Uz, uf beni bana hatırlatsın lütfen ben unutursam. E, Aselsan'ı yaptığım gün hocam yarın pet yapacaksınız? Yazarsanız ben onu planlaya planlamama alırım. Evet birincisi demiş. Tavandan bize mal mı kitleyeceksiniz Harun Bey ne yaptınız ya? Yüzde yedi. Harun Bey dedik Bayramımıza bastık. Biz alacağız elimizde patlayacak mal. Günlük grafiği çok güzel. RSI MACD çalışmış. Yukarıya doğru gidiyor. EMA 9'un üzerine oturmuş. Yatay bir önceki zirveyi de geçmiş. En son kişisel yatırım portalı takipçileri duyar. Harun Bey yakın çevresine, ananesinden dedesine kadar aldırmış IOT, Geliyor bize burada pazarlıyor. Bir de haftalık bakın diyor. Oo. Harun Bey'den bize kıyak geldi. Ben bunu şimdi nasıl söyleyeceğim Harun Bey? 0.03 sent mi diyeceğiz buna? 1 sent bile değil galiba bu. Yok sent işte. 3 sent. Arkadaşlar müthiş bir oluşum gerçekten. Tam laboratuvarlık. Daha önce 0.264'ü görmüş. Dibinin dibinde. Ben buna 1'e 5 kaldıraçlı futures piyasasında pozisyon açabilirim. Sıfırları söylemeyin devam. Alarm kuralım buraya. Trend yukarı kırılınca alarm ver. Cenk burada mısın? Çalıların içinde takip et. İyi ok x'i. Bundan sonra 15 dakikalık arasa 20'de yakaladığımız anda alarm kurabiliyorsan 5x kaldıraçlı futures piyasasında pozisyon alalım bunda. Toboya gidiyor. İtalya'nın masrafını çıkarmam lazım demiş. <laughs> takip listene yaz. Cenk'ciyim. Cenk de sağ olsun asistanım gibi her şeyi koşturuyor. Özel doktorum kanalın moderatörü, asistan, hatta bazen dert ortağım. Adam İsviçre çakısı gibi. Evet arkadaşlar. Saat beş buçuk, yarım saatimiz var. Ereğli'ye çakmaya gelecek mi acaba gene bizim hıyar mital? Aracı kurum dağılımı. Bugün kim satmış? Info var mı gene? Yok. Başlamamıştı. Ha, info alıcı hayret. Gözlerim yaşardı. Ak yatırım ne yaptı? Yok piyasada. Bugün Vakıf 1 milyon 1.2 milyon satmış. Demeye kalmadı deniz geçirdi tahtaya bir böyle bir. Evet arkadaşlar son yarım saat Ereğli'yi takip edelim. Ondan evvel Ethereum'un haftalık grafiğine bir bakalım. Dostlarım bakın. Ben kıçımı yırt yırtıp kriptolara rüzgar geliyor. Boğaya girebiliriz. ...mükemmel bir şey var, oluşum var dediğim yerler nerelerdi? 1200 dolarla 1300 dolar aralığında ben aldığımı, Aydanaya buna ekleme yapacağımı... ...her şeyi paylaştım şeffafça. Bir buçuk ay kadar yatayda kaldık. Levent Şahin'in analizleri biraz rötarlıdır ama sonuç verir dedim. Ve ne oldu? Kırılım geldi, EMA 9'un üzerine oturdu. Ve de indikatörlerde hiçbir bozulma olmadan... MACD pozitif bölgeye doğru ağzının canavar gibi açık olduğunu söylemiştim. Ve de yeni yüksekler yaparak haftalık bazda devam eden ve EMA9'unun üzerinde olan bir Ethereum grafikleri görüyoruz. Şu zirve olan 2035 doların üzerine de at atarsa fincan kulp formasyonu da devreye giriyor. Cenk bunu bunu seninle paylaşmadım. Böyle de bir beklentim olm olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Ama biz 2000 dolarda tek tuş Futures işlemlerimizi kapatıp... Kar alma yönünde... Bir... Fikir beyanında bulunabiliriz. Çünkü akıl almaz bir oran... 20x ile 1730 dolardan... 2000'e dile kolay. 20 ile çarptığınızda... Doları... Dudağınız uçuklayabilir. Dolayısıyla orada bir kenara çekilip... Çünkü 2000 dolarda üstüne atıp bir altına gelip... Oradan tekrar ivmelenme durumu olabilir. Eee... Böyle arkadaşlar. Strateji, kurgu, stratejiye uygun hareket. Dün milletin dizleri titrerken ben ekleme yapıyordum. O nedenle e, size aşılamaya çalıştığım bu. Grafiklere hakim olacağız. Bak IOTX. Haberimiz bile yoktu. Hemen projeksiyonumuzu yaptık. Toboya gittiğini tespit ettik. Buranın üzerinde yükseliş trendine girebileceğini onun altında da birikim yapılabilir. Ya da çünkü haftalık arkadaşlar. Bak haftalıkta her zaman hareket daha e, yavaş olur diğer şeylere göre, periyotlara göre. Bir dakikalık çok hızlı hareket ettiğini biliyorsunuz. Haftalık grafikte tam bir şey, kaplumbağa. Ama kaplumbağa yavaştır ama emin adımlarla ilerler. Tavşan gibi olan kısa periyotlar çok yanıltabilir. Hata yapabilir, avlanabilir. Hemen bir avcı onu o dikkatsizliğinden dolayı alabilir. Dolayısıyla kaplumbağa olmasına rağmen, yavaş hareket etmesine rağmen arkanızı daha rahat yaslayabilirsiniz haftalık grafiklere. Kriptocu arkadaşlarımız buraya getirebilir. Böyle güzel grafikler yakalarlarsa. Haftalık oluşumlar, günlük sıkışma alanları, 240 dakikalık sıkışma alanlarını inceleyelim. Mevzuatta yok. Aldımına sattığına kadar söyleyebiliyorsun. Borsalardan insanların soğumasını, illallah etmesini fikir paylaşamıyoruz. Aldığını sattığını söyleyemiyorsun. Sanki burada çocuk millet. Ee, kötü niyetli insanlardan kaynaklanıyor. Onu da biliyorum. Biz burada dosya, e, dostça herkes aldığını sattığını yazsa kimse kimseden etkilenmese dikkatim. Ben şimdi iot X'te haftalıkta bir düşen oluşumu tobu oluşum olduğunu nereden bilecektim ya? Tıpkı Network'ün iki ürüne yüzde yetmiş indirim yaptığını gene Harun Beden öğrendiğim gibi. Adam bana sağ olsun <laughs> e, tasarruf yaptırtıyor yani. Ondan sonra bu arada 6 tane daha 6 tane daha değil 2 tane daha aldım. Onu da söyleyeyim. Arun Bey. Sonra dayanamadım bir 2 tane daha sipariş verdim yani. Ee, Berkay demiş ki SXP var hocam ama kırmış bile geç fark ettim demiş. Olsun. Ee, Gül Hanım demiş ki Master Key Cenk. Oluşum çok hoşuma gitti hocam. Saatlik de öyle ama Mekti Arisa yorumlayamıyorum. Mekdares'e özel yayınımız gelecek arkadaşlar. Söz ağızdan bir kere çıkar. Özel bir şey yapmak istiyorum. 61 oldu beğeni sayımız. 55 kişi canlı izliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yayınlara olan ilginiz artıyor. Bu da beni çok heveslendiriyor. Size sözlerim bakın. 1. Mekdi Aresay özel yayını gelecek. 2. Çok püf noktası bir bilgi paylaşacağım. Bunu millet paralı eğitimlerde anlatmıyor. Bir direncin kırılıp kırılamayacağını nasıl öngördüğümü sizinle paylaşacağım tuzak yapıp yapmayacağını nasıl öngörebildiğimi paylaşacağım. Altın değerinde bilgi size yıllar kazandıracak. Borsaya stratejik bakış yapalım bununla ilgili. Özel bir yayın olsun. Bunun içinde en güzel tarih bence Cuma günü olabilir. İkinci şey sonra mentorluk grubumuza çok özel bir seminer hazırlıyorum. Motivasyon özel eğitimi. Motivasyon konusunu konuşacağız. Mentorluk grubuna. Ee, çok özel bir teknik analiz laboratuvarı yayını geliyor. Tüm biz 30 senetlerinin üst periyotlarına kaçırmamak için hareketleri alarm kuracağız. Programlayacağız bilgisayarımızı. Birlikte çalışalım formatında. Yoğun bir mesai bizi bekliyor. Bu hafta 6 ders olağan ötesi olağan eklenecek. Hafta boyunca egzersizlerinizi yaparken bir sonraki haftanın bilgileriyle bezeneceksiniz. Olan ötesi olun üyeleri. Ve 5000 aboneye özel olarak söz verdiğim kişisel kurtuluş sıçramasının 3. bölümünü de hızla montajlayıp kanala yüklüyorum. Ve de Kurtuluş Bey'in özel röportajı, koştuk mentorluk röportajlarımızın ikincisi bu hafta kanalımıza yüklenecek. Montajını yapıyorum şu anda. Mertle çok özel bir röportajı. 16 yaşında, Türkiye birinciliği hedefi var önümüzdeki sene. Şu an iki yanlış yapıyor denemelerde. Robot, robota çevrildi adam resmen. Onunla özel röportajımızı izleyeceksiniz. Hatta onunla özel planlarımız var, bazı konuları podcast formatında ama karşılıklı yap yapacağımız. Hepinize ilan vereceğini düşünüyorum. Çocuklarınızı da ilgili de. Mert'i görmeniz bir çocuğu bunu yani benim çocuğum da nasıl mert gibi hayata bakışını bu şekliye getirebilir. Hedef odaklı olabilir. Yüksek performansa dayalı ama aynı zamanda kendini stresten uzak tutarak hayatın tadını da çıkartabileceği bir yaşam planlaması içine girebilir diye e, düşünebilir. Adaylarım var. Sertaç Bey'in oğlu Demir'le çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki sene lise sınavına hazırlanacak. Yüksek hedefi var. İstanbul'da bir lise kazanmak istiyor. Babasıyla girdiğimiz başarı dolu e, süreci oğluyla da tekrarlamak istiyorum. E, zehir gibi bir delikanlı yüzücü aynı zamanda. Hem madalya performansını hem de ders performansını üst düzeye çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Hem mentorluğunu hem de üstlenmekle ilgili bir planım var. Eğer o da kabul ederse bir süreç sonunda bunu değerlendirmesini yapacağız. Mustafa demiş ki alt koyunların çoğunda aynı görüntü var zaten hocam. E, Rose Adı hoşuma gitti ha. Rose, Gül, USDT, Hotus, DT, Avax, USDT, Solus, DT, Mana Ben de sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum hocam. Emre sen benim gözüme gözükme. Görüşmek için sabırsızlanıyormuş. O kadar yoğun programda. Bak başkasına vermediğim şeyi sana verdim. Cumartesi günü. Saat 3'teki şeye adam kalıyor. 3 saat sonra bana mesaj çekti. Hocam çok özür dilerim. kalmışım. Uyan gözlerin gafletten uyan tabi. Gaflet uykusundasın. Biz olağan ötesi oluyoruz adama. Olağan ötesi uyku uyuyor adam ya. Maç sen herhalde galiba ayı piyasasına çoktan girdin uykuya daldın bile. Piyasalar yukarıya doya dönene kadar ayı uykusuna giriyorum hocam. Öyle dersen şaşırmayacağım. Bu arada Emre iki ayın üst üste benden fırça yeme ee, şeyine payesini de sana veriyorum. Kimse bugüne kadar benden yalnız pardon her yayın istisnasız fırça yiyen Muhammed Okur hariç. O Türkiye birincisi. Yani o inanılmaz bir performansla arşın zirvelerine çıkmış olan senetleri devamlı getirip bizlere sunduğu için e, her yayın benden azar işitmiştir. Kendisi buradaysa selamlar olsun. O da olan ölçüsüne katıldı galiba. Geçen gördüm. Yok Cem e, fırça değil. O bizi güldürüyor. Esprileriyle. Eee Cem'e fırça atmıyorum. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Bugün eksi 2 nokta hatta üçleri gören bir piyasadan artıya geçmiş bir piyasa var. Tüpraş anasını ağlatıyor ortalığın. Tüpraş analizimizde biz ne yapmıştık? Kırılımı geçen hafta alarm çalmıştı söylemiştik. Ee, şu Yok bu çok eski bir analiz. Bizim asıl tüpraş analizimiz nerede? Kaydetmemişiz ya görüyor musun? Ama alarmını kurmuştuk ve ötmüştü. Bakalım ona bir. Haftalık grafiğini açalım. Tekrar bir üstünden geçelim. MACD RSI sisteminin güzel çalıştığını görüyoruz zaten. 240 dakikalık. Tespitimiz şuydu 240 dakikalıkta. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? RSI 30'a hiç değmemişti dostlarım demiştim. Bakın ta en son değişi 13 Temmuz 2022'de olmuş ve ondan sonra boğaya kalkmış zaten düşenini kırdıktan sonra. Şimdi ilk defa tekrar arasay 30'a değdi ve Mekte'yi yukarıya kesti. Ve de düşenini kırdı. Böyle piyasa koşullarında analiz gibi analiz olduğunu düşünüyorum. Düşeninin kırdığına da alarm ötmüştü. Perşembe günü müydü? Bak ilk bir gün, iki gün, üç gün. Açın geçen hafta çarşamba yaptığımız son yayını şu barda alarm etmişti açmıştık. Scarface hatırladı galiba. Okey diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Çalışkan olacağız. Takipçi olacağız. Ben tradingle uğraştığım zaman yemin ediyorum size ezbere biliyordum ya. Biz 30 senetlerinin ara sayılarını bana sor söylerdim. İşim buydu benim. Bak işim işim. Şu an benim işim koçluk ve mentorluk. Ana işim. Bu benim için yan bir hobi şu anda. Ama o zaman işimdi. Ben kendimi trader olarak tanımlıyordum. Yatırımcı olarak değil. İşim buysa her ayrıntısına hakim olacağım. Her ayrıntısına bakın. Bir ekranımda endeks. Bir ekranımda takip ettiğim senetlerin derinlikleri. Orta ekranımda da o gün trade ediyorsam, kısa pozisyonlar açıyorsam onun sadece dört tane şeyi periyodu ve derinlik ekranı ve tetiklerim. Al, sat tuşlarım. Eee Bununla ilgili bir videom var. Piyasada hızlı para kazanmak mümkün mü? Arkadaşlar o videoyu trading ile uğraşmak isteyen herkesin mutlaka izlemesi lazım. Hatta sizin işinizi kolaylaştırayım. Ee, i̇çerik diyorum. Videolar. Buradan arama yapabiliyor muyum? Kanalınızda arayın diyor. Hızlı para kazanmak diyelim. Para kazanmak. Borsada hızlı trade ile para kazanmak diye bir videom var. Ve de piyasalarda hızlı para kazanmak mümkün mü? Bunların ikisini de izleyin. Özellikle piyasalarda hızlı para kazanmak mümkün mü videosunda piyasalarda hızlı para kazanarak kendimi finansal çok kötü bir durumdan kurtarıp hızla inanılmaz bir e, level atlattığım dönemi anlatıyorum size orada. Neler yapıyordum? Adım adım hepsini anlattım arkadaşlar o videoda. Yani bunları mutlaka izleyin. Hatta ben söz bunları tweet'te atacağım. Çok önemli videolar. E, size oldukça zaman kazandıracağını düşünüyorum. Kripto piyasaları için de geçerli. Sadece borsalar için değil arkadaşlar. Ee, garanti Bankası da artıya geçti. Ha Garanti analizimizi unutmayın. Hop beyler. Bakın Atmıştım bunun tweetini takip almaya değer diye. Ne oldu? EMA 9 destek olarak çalıştı bugün 27.19'dan. Şimdi gelip eğer şu düşeni üstüne atarsa ve EMA 9 da birkaç gün sonra düşenin üzerine atarsa Garan Bankacılık Endeksini Bankacılık Endeksi de endeksi sırtlayıp işte şu önümüzdeki iğrenç dirençleri bir bir kırdı kırdıracak hareketi tetikleyebilirler. Şimdiden söylüyorum. Garanti Bankası'nda olmalı herkesin gözü. Eski günlerine dönebilir. Ben derdim ki iki sene önceden başlayan yayınlarımda Garan Endeks'in dümenidir. Garan nereye? Endeks oraya. Çok uzun süre bu söylemime sadık kaldım. Ta ki nereye kadar? Yaşanan kepazeliklere kadar. BBBF işte çıktı dedi ki ben alacağım 15 lirada. Çakılıyor, çıkıyor, tavan oluyor, taban oluyor. Viyop'ta milleti batırıyor falan ekranımdan sildim. Garanti Bankası benim yıllardır portföyümde olmadığı gün yoktu Garanti Bankası'nın. Ya long ya short. Düşünebiliyor musunuz? Garan benim sevgilim gibiydi yani borsadaki. Onsuz olmaz. Ama maalesef öldü yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Artık onunla bir ilişki kurmamın mümkün olmadığı bir raddeye geldi iş. Toksik bir ilişkiye döndü aramızdaki ilişki. Alıyorsun taban olma riski diye taban olma riski var. Almıyorsun taban olup arkasından bakma riski var. Böyle delicesine hareket eden bir senetle ilişki kurmak mümkün mü? Borderline'a kaydı yani. O, ben borderline senetle işim olmaz. Cenk gülüyor. Evet arkadaşlarım. Durumlar böyle. Keyfimiz bol olsun. İnşallah herkesin yüzünü güldürecek bir hareket görürüz. Dediğim gibi benim de Ereğli'de pozisyonlarım var. Garanti Bankası'nda pozisyonlarım var. Başka bir sürü senette pozisyonlarım var. Ben endeksin yukarı dönmesini istiyorum. Ama ben gerçekçiyim. Size hayal satamam. Her şeyi gördüğüm gibi anlatıyorum. Direnç var dedik. Çalışıyor abi. Ne yapayım yani? İnşallah kırarız. Kırdığımız zaman da zaten burada söylüyorum. Her gün yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yarın neye dikkat etmeniz gerektiğine kadar söylüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Ee, yalnız ben gene söylüyorum. Garanti Bankası önemli ama Ereğli ve Demir Şeliklerin bu harekette öncülük etmesi gerekiyor. Yani e, iki sektör, iki ana sektör sanayi ve bankacılığın iştirak etmediği bir ralli imkansız. Geçmiş rallilerde gördük. İkisi birden devreye girdiğinde bütün dirençleri alt üst ediyorlar. Ben bunu şeye benzetiyorum. Avengers fanları varsa beni anlayacak şimdi. Avengers'ın bir araya gelmesi gibi demir adamla Hulk yani Garanti Bankası ile Ereğli bir atağa kalktıkları zaman hemen diğer Avengers üyeleri de onların peşine takılıyorlar. Kaptan Amerika'sından Tüpraş. Şey, bu sefer ama Kaptan Amerika kimseyi dinlemeden en zor pozisyonda kalkanıyla ayıları şöyle bir tokatlayarak tavana gidiyor. O da ayrı konu. Keşke sadık kalsaydım. Düşen trend kırıldığında geçen çarşamba alımlarımızı yapsaymışım şu anda zil takıp oynuyorduk. Bu iş bu kadar basit. Basit. Aselsan'da berbat bir gün. İyi ki onun analizini yapmadık Scarface. Ee, zaten büyük ihtimalle kötü bir gözlem yapacağız onda. Ama Aselsan arkadaşlar bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Zaten uzun vadede yatırım tavsiyesi versek ne olur vermesek ne olur. Uzun vadeli. Çelik kumbaralarda yer almaya hak eden güzide bir şirketimiz olduğunu düşünüyorum. Her an bir sipariş haberi düşüp her an bir buluş yapılıp her an bir e, yeni iş anlaşması haberi piyasaya düşüp atağa kalkabilecek potansiyelde bir firma. Bedelsiz de açıklamış galiba yanlış bilmiyorsam. Ben bedelsizleri çok seviyorum. E, evet Cem'in sorusuna dikkat verip cevaplayalım. Mital'in daha ne kadar satacak malı kaldığını bilen var mı? E, Harun Bey TÜPRAŞ ve THY'yi izliyormuş. E, tabii Türk Hava Yolları da şey Doktor Strange Rengi de uygun. Kırmızı. Uçuyor da. Daha ne olsun? Ee... Harun Kılıç'ın favori Avengers karakteri kim? Çok merak ediyorum. Şimdi gidecek Ant-Man diyecek. Güldürecek bize. Hangisi? Çok merak ettim. Herkes yazsın arkadaşlar. Cem seninkini de merak ediyorum. Favori Avengers karakterinizi yazın. Ben de yazıyorum. Hadi bakalım. Ben sizi etkilememek için hemen yazmayayım. En son yazacağım. Thor. Tor kim arkadaşlar? Thor şişe cam olsun mu? Yok ya. Şişe cam uymadı. Türksel, Türksel Thor. Hiç um, umulmadık yerde yıldırım gibi iniyor anasını satayım. Bir anda %3, bir anda %5. Çakıyor böyle şey gibi. Oğuzhan Rakun ne ya? Aklım Resident Evil serisine gitti birden. Raccoon City vardı orada. Spider-Man Hasan Bey. Thor Borsa Takip. Iron Man kafası çalışan adam olduğu için Onur Berk İpek. Scarface. Portföyde kaç hisse olmalı sorusuna ayrıntılı cevap verelim. Güzel bir soru. Ee, bir sonraki yayında hatırlatır mısın Scarface? Harun Kılıçık. Ama hepsi bir kenara. Batman bir kenara ayrı konu. Ya şimdi başlarım Batman'e. Ha Kaptan Amerika'yı yazmışsınız. Pardon. Kaptan Amerika güzel. Liste dışı olsa da Batman. Furkan Bey de yazmış. Furkan Bey ah! Oh! Koştuk görüşmemizi bu hafta erteleyebilir miyiz? Çok yoğun bir gün dediniz. İlgi çekici bir konu olunca hemen çalıların arasından fırlayıp Batman yazıyorsunuz. Ofisinizde oturmuşsunuz, yayını izliyorsunuz. Ben biliyorum. İftara davetlisiniz. Levent Bey ile şimdi 6-7 arasında görüşme yaparsam ee, yarım saat içinde zor olur iftar sofrasında yerimi almam. En iyisi hocamdan rica edeyim bunu başka bir güne alalım. Doğru mu? İsterim beni yanıltmıyorsa. Adam burnunu da yaptırdı. Artık rahat nefes alıyor. Kafası da iyi çalışmaya başlamıştır. Herhalde yatırım şeyiniz, performansınız artacak. Gerekli açıklamayı Instagram'dan yazacağım demiş Furkan Bey. Peki. Ee, liste dışı olsa da Batman hocam. Murat Demiray Spiderman demiş. Tuğrul Antman. Gano dikici Hulk yeşil iyi gider. Ee, Cem Himen gölgelerin gücü adına. Tam Cem'den beklenecek bir şey. Kaptan Tsubasa yazsaydın bari Japon kültüründen esinlenip bir şey koysaydın. Himen'in ne işi var? Farklı bir e, ne diyor ekosistem diye, diye, isim geldi. Farklı bir şey de o camiada. <laughs> yani var şeyle karıştırsa anlayacağım. Marvel'la şey var ya öbürü neydi? DC evreniyle karıştırsa anlayacağım. Adam gitti he diyor ya. Ha Zeyna deseydin bari. Yusuf Tellal ağzımdan aldım. Şira. Gürkan tüpraş tavana gidiyor demiş. Gitsin yüzde yedi. Aferin kim tutar onu? Teknik analizin gücü. Necip Özkan Loki demiş. O da kötü taraftan bir. Ben hiç sevmiyorum Loki'yi. Ya uşaklık yapmaktan başka bir şey yaptı yok ya. Murat Demiray. E, hiç sevmem öyle adamı. Yok içinde iyilik var da kötülük ee, dizginleyemiyor da dizginlesin kardeşim. Herkese bir yavşaklık. Böyle insanlar gerçek hayatta da var. Hiç sevmem yani. Bak ikili böyle bir şey bir şey bir yardım ediyor bir köstek oluyor. Öyle adamdan hayır gelmez. Gerekli ama sizin vardır Necip Bey. Şimdi siz de böyle eleştirmiş gibi oldum. Kusura bakmayın da. Loki'yi sevmem yani. Murat Demiray Spider-Man bir tekstil firmasına verelim. Hangisi? Kesin vardır sizin kafanızda bir şey. Yok hocam iftar değil demiş. Guardian of the Galaxy'deki Raccoon. Allah canınızı almasın olsam be ya. Tamam doğru söylüyorsunuz. Gürkan Tüpraş 534 maliyet full girilmiştir. Adam 30 lira karda ya. Saygıyla eğiliyoruz Gürkan. Valla. Bravo. Scarface Pikachu demiş. Cem Aslan'a biniyor demiş. Doğru söylüyorsun valla. Hasan Yılmaz Rodrigo olsun demiş. Rodrigo hakikaten ha tor gibi patlıyor bende. Bugün de ta gene taban. 54 liraya daha 70 liralardan. Evet dostlar 0.50 yukarıda endeks. Toparlar mıyız sizce? Yarın düşenin üzerinde açarsak yayını zil takıp oynayalım. Bana birisi zil alsın. Ya da ben sipariş vereyim şeyden. Ee, hakikaten ha zilimiz olsun. Güzel bir şeyler olduğu zaman zil takıp oynayayım burada. E, ee, şeye girsem herhalde hepsi burada da zil diye yazsam kesin çıkar. Kına gecesi zili. Bir de kına alayım. Paket halinde satılıyorsa o kınayı da endeksin düşmesiyle ilgili sabah akşam dua eden insanlara gönderelim. Bol miktarda. Amaçlarına ulaştılar işte. Ha, soluğu aldık 4800'lerde. Oğuzhan Bey demiş ki 4914 üzerine atmadıkça büyük ihtimalle benim işaret ettiğim yerler oralara denk geliyor. Ya bence arkadaşlar bakın. Çok net. Güzel hareket görmenin formülü şu ya. Tabii ki alt periyotlardaki düşenlerle olacak iş ama. Otomatik çizdiriyorum bak. nizami bir düşenimiz var ya. Bu kadar güzel çalışan. Buna güvenmeyeceğim de neye güveneceğim? Günlük grafik. Trend yukarı kırılınca alarm ver. İşine gücüne bak. Trend öttüğü anda biz 30 senetlerinden hangileri uçanlara değil yeni hareketlenmeye başlayanlardan güzel bir portföy kurarım. Yani ek yaparım. Portföyümü güçlendiririm. Kendi elimdekilere ya da ek yaparım. Paramı buraya transfer etmem bir EFT tuşuna basar. Ondan sonra da yükselişe iştirak ederim. EMA 9 da düşenin üzerine attığı anda tıkır tıkır yukarıya şey yapacağız ve MACD'yi de yukarıya çevirecek bu itki hareketi. Ama arkadaşlar şu pembe direnç yukarı geçilmeden ben şimdi ne diyeyim size hayal mi satayım? Kıracağız, edeceğiz. Diyenler diyenler boyuna yanıldı. Günlerdir aşağı geliyoruz. Daha ne kadar aşağı geleceğimiz de belli değil. Arkadaşlar 71 beğeni rekor. 100 yapar mıyız bunu ya? 60 kişi izliyor. Çok güzel analizler ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bakın. Şu direnç kırıldığı anda 4900 üzerine geçtiğimiz anda hareketin geleceğini göreceksiniz. Bu sefer tuzak olmayacak. Bunu bir şeye dayanarak, güvenerek söylüyorum. O size dedim ya bir direncin kırılıp kırılmayacağını nereden anlarız diye. Ee, ve tuzak yapıp yapmayacağını. Bunu da bunda test ederiz. Tamam mı? O bilgiyi paylaşacağım size borsayı stratejik bakışta. Bunu alarmımızı kurduk. Bir köşede kalsın. Kısa periyotlarda da şu EMA 9'un üzerine alalım yani yarın tamam mı? Bak bugün nokta atışı 4855. O zaman deriz ki bugünkü hareket tepki değil dönüş hareketiydi. Yani anlatabiliyor muyum? Yalancı çoban hikayesi gibi her RSI 30'un altına indiğinde burası dönüş buranın altı yok diyenlerin nasıl boyun ölçüsünü aldığını gördük. Devamlı yeni dipler yaparak indik saatlik grafikte. Her zaman kıpkırmızı olduğunda bir tepki gelecek yani. Bundan bunu bilmekte bir şey yok ki. Garanti Bankası'nda gözümüz yarın 28-36 üzeri önemli. Kırılım geldikten sonra zannediyorsunuz ki çat diye yukarı gideceğiz. Öyle bir dünya yok. Tüpraş'ta ne oldu arkadaşlar? Kırdı. Bir iki çubuk oyalandı. Onaya geliyor bilmem ne oluyor. Milleti bir canından bezdiriyor ondan sonra roketliyor. Bak bugün tamam. Sabırlı olan adamlar para kazanıyor. Evet dostlarım yani dilimden döndüğü kadar gördüğüm şeyler bunlar. Bundan sonra sizden ricam biz 30 senetlerinde gerçekten çok önemli bir kırılım varsa bakın böyle tespitler varsa kocaman fincan kulbun yukarı kırılması söz konusuysa indikatörlerin sağlığını iyi görüyorsanız haftalık ve günlük grafiklerde BIST 30 senetleriyle sınır, hadi BIST 50 diyelim. BIST 50 senetleriyle sınırlı karmak üzere Chat ekranına yazabilirsiniz. Her yazılana bakmayacağım. Tanıdığım, güvendiğim adamlar özellikle e, yazarsa sevinirim. E, ve bana mantıklı gelen senetlere bakacağım. Yoksa elindeki olan adam hiçbir oluşum yokken buraya yazıyor sırf e, analiz ettirmek için. Sizin aranızdan böyle bir şey olacağını zannetmemekle beraber uyarımı yapayım. Çünkü bizim böyle bir şey zamanımız yok. Kendine güvenen bizi burada çıldırtmayacak arkadaşlarımızdan analiz bekliyorum. O kişi eğer bunu sağlarsa bundan sonra attığı grafik çalışmalarına da özellikle dikkat edeceğim. Tamam mı? Bir sonraki yayından sonra arkadaşlar buna başlayalım. Bir süre ayıralım. Her yayın 20 dakika tamam mı? Bugün artık süremizin sonuna geldik. DZGYO da biraz hareketlendi. Yeşil yeşil yanıyor %2'de. Bu Brent'e oluyor böyle çıldırdı? Bizim bir tane Brent analizimiz vardı ama onu kaybettik. Uzun süredir bakmıyoruz. Kesin haftalık grafiğinde yukarı dönmüştür. Mekti yukarı kesmiştir. Bak, tahmin ediyorum. Bak. Haftalık grafiğinde bir şey olduğu belli. Böyle çıldırmasının altında bir kırılım gelmiş. Şöyle bir kanal diyemeyiz. takos diyebiliriz. Yukarı kırılımı e, ve Meklin'in tekrar yukarı kesişimi söz konusu ve RSI'de düşenini kırmış durumda. Ya da yatayını diyebiliriz. Kötü. Ben yukarıya gitmesini arzu etmiyorum Brent'in. Tabii ki Brent'te varil üretimini düşürmüşler. OPEC üretim kısıtlamasına gidiyor demiş Cenk. Teknik analiz zaten hiçbir şey kaçırmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu haberden haberim daha iyi olmasa mağarada yaşıyor olsam Brent'te bir hareket fark ettiğim zaman açıp grafiğine baktığımda hım, önemli bir direnci yukarı kırıyor. Şu oluyor bu oluyor deyip maazallah ana direnci olan 96 dolarlara kadar bir hareket gelebilir. EMA 9'da sıkışma alanının üzerine attığında fiyatı desteklediğini görmek pozisyon olan güvenimi arttırabilir. Ema 9 üzerinde kaldıkça, indikatör kuvvetlenmeye devam ettikçe pozisyonda kal diye kendi stratejimi oluşturabilirim. Böyle yani. Para kime lazım değil Cenk? Para lazım diyen adam Polyanadır. Parasız bir şey oluyor mu? Ya, eşik arkadaşlar bakın. Hayatta en büyük amacınız şimdi bir söylemler var. Şöyle bir sohbet edelim, yayını kapatacağım. Zür tesellisi gibi işte para çok önemli değil. İyi insan olalım bilmem ne olalım. Can, sen iyiliğini para kazan. Kendini geliştirmemenin tembelliğinin bahanesi olarak iyiliği savunma. Biz kötü insan mıyız? İnsanların iyiliği için bu kadar saat harcıyorum burada. Bu kadar insana faydalı olmaya çalışıyorum. Yapabileceğim bir sürü şey var. Param cebimde, arabam altında, istediğim yerde şu anda istediğim kişiyle olabilecek imkanım var. Ben böyle geçirmeyi uygun görüyorum zamanımı. Ben kötü insan mı oluyorum şimdi? Para da kazanıyorum. Hem de iyi kazanıyorum. Abi. Eşiği geçmek. Finansal özgürlük. Herkes bunun peşinde değil mi? Finansal özgürlüğü bir tanımlayalım önce. İstemediğin bir işte çalışmak zorunda kalmamaktır. Bir. İstediğin yerde istediğin kişiyle istediğin zaman olabilmektir. İki. Gelecek kaygısı çekmemektir. Bunun stresini çekmemektir. Üç. Dördüncüsü. Ve en önemlisi. Geçim sıkıntısını aşmış olmaktır. Ayın sonunu nasıl getireceğini, ödeme, gelir dengesi, balansını nasıl muhafaza edeceğini, kredi kartlarını ve faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünmemektir. Onun üzerinde olmaktır. Eşlik dediğim kavram bir düşenin kırılmasıdır. Bakın siz finansal durumunuz bu çubuklarla ifade ediliyorsa, garanti bankasının şu düşen direncini kırması gibidir eşlik dediğim yer. Eşiğin üstüne attığınız anda, artıya balansta artıya geçtiğiniz anda elinizdeki toplam servet büyüklüğü borcunuzun üzerine çıktığı ve biraz önce saydığım pek çok unsur gerçekleştirdiğiniz anda avantaj sahibi oluyorsunuz. Bankacıların kucağından kalkıp onları kucağınıza aldığınız bir duruma geçiyorsunuz. Güç size geçiyor. Eskiden size kredi vermekten kaçınan bankalar peşinizde şu kadar şu kadar verelim hatta oranı düşürelim gelin diye peşinizden koşmaya başlıyor. Eşik. Finansal eşik. Bununla ilgili video çekeceğim. Mentorluk grubunda seminer hazırlığında var bununla ilgili. Eşiği geçmek ilk hedefiniz olsun. Finansal özgürlük yolculuğu çok büyük geliyor gözünüze. Adama soruyorsun finansal özgür olmam için 2 milyon dolarım olsun diyor işte şeyde. Ee, hayal kurmak güzel. Bebek adımların nerede ona senin Ya 2 milyon doları sen şu anki durumunda göremiyorsun ki nasıl gideceğini. Bebek adımlarıyla bezemen lazım o yolu. İlk adım ne olmalı? İlk adım gelir akışımı sağlamlaştırmak olmalı. İyi para kazanamıyorsan iyi para kazanabileceğin bir iş kolunda uzmanlaşman gerekiyor. Borsalar, kripto piyasaları emrimize amade ya. Emrimize amade. Bakın iki tane biri 20 yaşında, biri 24 yaşında genç çocukla tanıştım. İkisi de olağan ötesi ol grubunda. İkisinin de koşluğunu yapmaya başlıyorum. Biriyle de bugün görüşeceğiz. İki daire alan, bir daire alan, 150 TL'sini 80 bin TL yapan başarı hikayeleriyle dolu ya. 25 yaşın altında bu arkadaşlar. Gözünüzü seveyim dostlarım. Yani bir işin ucundan tuttuğunuz zaman, öğrendiğiniz zaman, kendinizi geliştirdiğiniz zaman her şey mümkün. Bırakın artık bu kısıtlayıcı toplumsal zırvalıkları ya. Borsadan para kazanılmaz. Bu saçmalıklarla uğraşma. Burası kumarhane. Siktir oradan lan. Bana anlatma. O kısıtlayıcı, iğrenç şeylerine git başkalarını zehirle diyeceksiniz onlara. Gözünü kulağına kapatacaksın. Para kazanıp kapak yapmaya odaklanacaksın. Zirvede gerekirse yalnız ol. Bugün Instagram'a attım. Ben dipte de yalnızdım abi. Zirvede de yalnız bırakın o zaman. Diyeceksin. Diyorum. Motive olduğunuzu umut ederek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Koşluk görüşmelerim başlıyor. Biz burada başaran insan yolculuğundayız. Bak başaran insan tutumundayız. Düşük enerjisiyle sizi zehirleyen insanlara siktiri çekin. Ben bunu yapa yapa yükseldim bak. Yapa yapa o ağırlıkları üstünden ata ata. Toksik insanlardan kurtula kurtula sosyal medyada en müthiş insanları hayatıma çekmeye başladım. Bunu yapmasaydım hala o arkadaşlıklarım beni zehirleyip beni nerelerde tutuyordu kim bilir. Toksik insanlardan kurtulmak ilk hedefiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Beğenileri lütfen unutmayalım. Sonradan izleyen dostlarımdan da beğeni rica ediyorum. Yayınımız daha yeni arkadaşlarımızın önüne çıkıyor. Artı da kapattık. Yarın dediğim seviyelere dikkat edin. İnşallah zil takıp oynayacağımız bir yayın olur. Hepinizi çok seviyorum. Bolluk bereket diliyorum. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.